Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Suretur Rum, Rum suresi. Mekkiyetun ve yesittun ev tismun ve hamsune aye. 56 veya 57 ayet-i kerimeden ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Allah a'lem bi muradi fi zalike. Bununla muradın ne olduğunu elbette ki Allah daha iyi bilir. Ki diğerlerinde de huruf-u mukatta hakkında daha önceleri de uzunca bu konu hakkında genel bir bilgi vermiştim. YouTube'da olsun, tespitler.com'da olsun genel olaraktan bu konuyu başlı başına ele aldığım için oradan inşallah takip edilebilir. Allah ile Resulü arasındaki ilahi bir şifredir. Ki burada şiirde şairin dediği gibi biz Türkçe'de kısaltılmış mesela MEB, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısaltılmışı. Bunlar da bazı mesela dörtlükte, beyitte ifade edilir. Aşık oldum bir mime, inciler dizilmiş cime. Cim öyle bir cim ki eliften gaf getirir mime. Şimdi buradaki o kelimeler gibi. Aşık oldum bir mime, yani Muhammed'e. İnciler dizilmiş cime, inci ayet. Ayetler dizilmiş Cebrail'e. Cim öyle bir cim ki, Cebrail öyle bir Cebrail ki, eliften gaf getirir, yani Allah'tan Kur'an getirir, mime, yani Muhammed'e. Ki çok sırları olduğu için başlı başına olaraktan ele aldım. Mesela Yasin ey insan veya Efendimiz Elif Lam Mim diye okuyunca Yahudinin birisi ya Muhammed senin ümmetinin ömrü kısadır. Çünkü İslam'dan önce de uygulanan Hazreti Ali'nin çokça uygulamış olduğu bu bizim de 70'lerde Kur'an kursuna giderken elifbalarda vardı aslında ebced cifir hesabı diye. Hatta biz orada öğrenirken Kur'an-ı Kerim'i ebced hevve söttü kelemen sahes sahes dazıginen fetebarikallah ahsenu halikim şeklinde öğrenirdik. Yani orada her bir rakamsal harfin bir değeri var. Elif lam mim de 71 ediyor. Yani güya o Yahudi senin ümmetinin ömrü 71 yıldır. Efendimiz diyor ki daha var daha var. Deyince Yahudi orada susuyor. Yani 29 surede 14 tane harfin getirilmesiyle kullanılmasıyla böylece Allah ile Resulü arasındaki bir yandan istikbale taalluk eden gizli, önemli şifreleri ihtiva etmektedir. Gulibetir Rum, Rumlar mağlup oldu. Vehum ki ehli kitap. Onlar da kitap ehliydi. Çünkü ehli kitabın yine onu ben ayrıyeten ele de aldığım tespitler.com'da ehli kitabın hükmü ayrıdır. Mesela müşriklerden diyelim ki bir kız alınamazken o ehli kitaptan birisiyle evlenilebilir. Hatta ehli kitap kaldıkça ehli kitap olaraktan, Hristiyan ve Yahudi olarak kaldıkça onunla o evlilik sürdürülebilir. Kız verilmez ancak kız alınır çünkü evlat babaya tabi olduğu için. Galebet ha Faris ve onlara Farslılar galebe ettiler. Veleysu ehli kitap, onlar da kitap ehlinden değildi. Bel belki yabudun el evsan, putlara tapıyorlar idi. O dönemde dünyada hemen hemen iki tane süper devlet, birisi Sasani İmparatorluğu, Persler, diğer bir ifadeyle şu anki İranlar, diğer ise İstanbul'da bulunmuş olan Bizans İmparatorluğu. Bu, o Perslerin, İranlıların böylece puta tapan kişiler olaraktan ehl kitabı yenmiş olmasından dolayı فَفِرِهَا كُفَّارُ Mekke بِزَالِكَ Mekke kafirleri adeta kendileri de puta taptıkları için güya putlarının bir hakimiyeti, üstünlüğü manasında sevinmeye başladılar. Ve kâlû lil müslimîne. Bununla da Müslümanlara şöyle dediler. Nahnu nâglibukum kemâ galebet Fârisur Rum. Nitekim Farslılar, İranlılar. Nasıl ki Rumlara galip gelmişse biz de size galip geleceğiz. Biz de size üstün geleceğiz diyerekten böyle bir iddiada bulundular. Bu nerede oldu? Fî ednel ardı. Yakın bir yerde. Yani akraba ardur Rum ila Faris. Böylece İran'a daha Rumların İran'a yakın olan yerinde oldu ki bu da bir cezire. Cezire diye ki Ceziretül Arap da mesela zikredilir. Ada olaraktan ki genel olarak Mezopotamya şeklinde de ifade edilmektedir. Ne oldu? İltekâ fîhâ el ceyşan. Orada iki ordu karşı karşıya geldiler. Vel badi bil gazvi vel feresi. Ve savaşa Fersler, İranlılar başlayan taraf oldu. Savaşa İranlılar başladı ki vehum onlarda min badi galebihim
Onlar başladıktan sonra böylece vehüm yani Rumlar min ba'di galebihim aslında burada galebeden sonra diye ifade ediliyor. Yani üstün geldikten sonra gibi mana çıkmış oluyor. Ama burada udifel mastaru ilel mef'ule. Burada mastar mef'ule izafe ediliyor. Yani ney? Galebe farisi iyyahum. Yani İranlılar o Rumlara galebe ettikten sonra ne olacak? Seyalibune faris. Böylece o Rumlar, Farislerin galebesinden sonra bu sefer Rumlar onlara galip gelecek. Farise, Farslılara, İranlılara. Burada Arapçada sin altı manaya gelir. Sin, sevfe aynı zamanda istikbal içindir, gelecek için. Sin, talep, sual, tahavvul, itikat, vicdan, teslim gibi manalara gelmiş olur. Ne zamanda olacak bu olay? Fi bid'asini, birkaç sene içerisinde. Birkaç sene içerisinde bu durum tahakkuk etmiş olacak, gerçekleşmiş olacak. O buradaki bid'adan kasıt ne? Onu ifade ediyor. Hüve o bid'a kelimesi. Ma beyne selah ila tis'ate. Genel olaraktan 3'ten 9'a kadarki çoğul rakamlarını ifade eder. Veya bazen de evli aşri 10 olarak da 3'ten 10'a kadar veya genelde 3'ten 9'a kadar olan çokluğu, kesreti ifade eden sayılardan olmuş olur. Bid'a manası. Feltekal ceyşan fisseneti sabiati ve 7 sene sonra iki ordu karşılaştı. Nerede? Min iltika'il evveli. Birinci karşılaşmadan sonra 7 sene sonra iki ordu tekrar birbirleriyle karşılaştılar. Bu sefer ne oldu? Galebetü Rum Faris. Böylece Rumlar yani ehli kitap böylece de putperestlere galebe etmiş oldu. Lillahil emru min kablu ve min ba'du. İster öncesinde olsun, ister sonrasında olsun emir ve iş elbette ki Allah'ın. Yef'alullahu ma yeşâ ve yahkumu ma yurid. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. Yani dileme, isteme, emir hepsi elbette ki Allah'ındır. Eyyâne kable galebe Rum ve min ba'dihim. Yani ister Rumlar mağlup olmadan önce olsun, ister sonrasında olsun. Yani mağlubiyetinde ve galibiyetinde olsun. Yani bütün işler Allah'ındır, ona aittir. Mana şöyle oluyor, el mana. En ne galebete Faris evvelen ve galebete Rum saniye bi emrillah. Yani demek ki önce o putperestlerin galebesi aynı şekilde ikincisinde Rumların galebesi bunlar Allah'ın emriyledir. Allah dilemeseydi o putperestler galebe edemezdi. Yani bir iradetihi, iradetihi yani bir iradeti manasına Allah'ın iradesi ile olmuş bir durumdur. Ve yevme izin yani ey tağribur Rum bu sefer de Rumların galebe etmesinden dolayı önceden müşrikler sevindiği gibi bu sefer yafrahul müminun müminler de sevinirler, müminler de sevinecektir. Yani onun işaretini gaybi. Bu manada aslında Kur'an-ı Kerim'de onu da ayrı olaraktan ele aldım tespitler nokta 20 kadar Kur'an'daki mucizeler. Yani geleceğe dair olan bazı şeyleri Kur'an-ı Kerim bu manada önceden bildirmiş oluyor. Beldetun tayyibetun ve Rabbun gafur ayetinde veya Efendimizin yine Kur'an'dan aldığı sırlar ile Setüftahunnel Konstantiniyete feleniyemel emiru emiruha velaniyemel ceyşu ceyşu ya dalikel ceyş diye İstanbul'un fethine haber vermiş olması gibi geleceğe dair bu manada Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bunu görmüş olmaktayız. Bütün bunlar tabii Allah'ın iradesiyle olduğu gibi aynı zamanda bir nasrıyla Allah'ın yardım etmesi İyyahum ala Faris. O Farslara karşı Rumlara Allah'ın yardım etmesi sebebiyledir. Fakat ferihu bizalike ve alimu bihi. Ve bunun üzerine onlar ne yaptılar? Sevindiler. Ve alimu bihi yevme vuku'ihi. Ve aynı zamanda onu meydana geldiğinde bunu da öğrendiler. Ki Müslümanlar bunu duyunca seviniyorlar ve aynı zamanda bunu vukuunu öğrendiler. Ne zaman? Yani yevmi Bedir gününde. Bedir gününde aslında iki sevinci yaşamış oldular. Hem Bedir'in sevincini hem de Ehl-i Kitab'ın putperestleri olan galebesinin sevincini. Ki bunu ne olarak? Bin huzuri Cibril'i zalike. Cibril'in bu haberi getirmesiyle. Ma ferahim bi nasrim alel müşrikine fihi. O Bedir'de Müslümanların müşriklere karşı galebesi yardımı ile yardımdaki sevinci ile böylece Cibril'in aynı zamanda bu haberi getirmesiyle de böylece diğer bir ifadeyle iki sevinci bir yaşamış oldular.
Yan sorun ben yaşa. Bitti. Yani Allah dilediğine yardım eder. Ve huvel aziz galib. Allah aziz, izzet sahiptir. Üstün gelendir. Errahimu bil müminine ve müminlere de Allah gayet merhametkardır. Altıncı ayette vaad Allah, Allah'ın vaadi. Buradaki vaat ifadesi mastardır. Aynı zamanda bedelun minel lafzi bi fiilihi. Yani fiili lafzından bir bedeldir, ivazdır. Aslı şöyle olmuş oluyor vaad Allah'ın. Yani vaadehumullah en nasra. Allah onlara yardımı vaat etti. Yani Allah'ın vaadi derken Allah onlara vaadini, yardımını vaat etti. Yani la yuhlifullahu vaadehu. Bu konuda yardım gibi konularda elbette ki Allah vaadinden hulf etmez, vaadinden dönmez, caymaz. Velakin de ekteren nas. Allah caymaz da. Lakin insanların çoğu, yani mesela küffar, Mekke kafirleri, la ya'lemune vaad. Allah'ın Teala'nın bu yardımını vaadini bilmiyor ki, o da nedir? Bi nasrihim. Onlara olan yardım vaadini ise, yardım etme sözünü ise maalesef o Mekkeli kafirler bunu bilmiyorlar. İnsanları çoğu bilmiyor derken burada onlar murattır. Ya'lemune zahiren minel hayati dünya. Onlar peki neyi biliyorlar? Dünya hayatından ancak zahiri olanı, geçici olanı, görüneni, dış yüzünü. Yani maayişe haminet ticareti. Onlar geçimlerini, o neden ticaretten olsun, ziraattan olsun, bina, inşaat yapmaktan, vel harisi, ekin ekmekten ve gayri zalik ve bunun dışındaki durumları onlar. Yani geçici hayatın zahiri durumlarını biliyorlar. Ama maalesef ve hum anil ahiretihim, onlar ise ahiretten iki kere burada, onlar ahiretten gafilune gaflettedirler. İadetin tekrar dirilip ahirete gitme konusunda gaflettedirler. Buradaki iki kere zikredilmiş olması hümün, ikincisi tekidun. Birincisini tekit amaçlı olaraktan zikredilmiştir. Evelem yetefekkeru fi enfusihim. Kendi nefisleri konusunda düşünmezler mi? Ta ki bir yerci an gafletiyim, o gafletten dönmek için. Neyi düşünmezler mi şunu? Ma halakallahu semavati vel ard. Allah gökleri ve yerleri ve ma beynehuma ve onun arasındakilerini yaratmamıştır. İlla ancak hak bil hakkı, illa bil hakkı. Ancak hak ile ve hak olarak yaratmıştır. Gerçek olarak yaratmıştır. Ki burada devamlı sürekli Kur'an'da semava çoğul geçiyor, arz tekil geçiyor. Her ne kadar tekil olsa da içerisindeki barındırdıklarıyla mana cihetiyle cem'i ifade etse de bir hikmeti de şudur semavatta. Gökyüzünde varlıkların cins olaraktan çoklukla olmuş olması ama yerde de tek bir varlığın genelde olması da mesela toprak yeryüzünde olmuş olması ama içerisinde cansız, bitki, hayvan, insanı da barındırmış olması cihetiyle cemidir. Yani onun için sema bir manada birçok farklı farklı cinsleri içerisinde melekler, cinler, ruhaniler gibi birçok alemleri 18 bin alemi içerisinde de barındırmış olmasından dolayı çoğul olarak da zikredilmiş olmaktadır. Bütün bunlar ne zamana kadar? Ve ecelin müsemma. Lizalike. Bu durumda kendi takdir edilmiş, müsemma tesmiye edilmiş belli bir süreye kadar, belli bir zamana kadar Allah böylece ne yapmıştır? Yerleri ve gökleri ve onların arasındaki olanları elbette boş olarak yaratmamış. Yani bil batili başka yerde de geçtiği üzere boş değil belki nedir? Hak ile yaratmıştır. Niye? Çünkü tefna inde intihai. Neticede ne olacak? O dünya ve içindeki olan her şey fenaya mahkum olacak, fani olacak, yok olmuş olacak. Ondan sonra ve ba'du el ba'd. Ondan sonra ise tekrar diriliş gerçekleşmiş olacak. Fakat ve inne kesiren minen nas aynı şekilde insanlardan birçoğu ki başta küffar-ı Mekke muhatap birinci derecede onlar olduğu için onlardan birçoğu bilika-i Rabbim. Rablerine kavuşmayı le kafirûne inkar ediyorlar. Yani ey la yu'minûne bil ba'di ba'del mevti. Ölümden sonra tekrar dirilişe iman etmiyorlar. Evelem yesiru fil ard. Bu şekildeki ayetler Kur'an'da çokça geçiyor. Sürekli Cenab-ı Hak bir hatırlatma da bulunuyor. Yeryüzünde gezmezler mi? Gezip de bakmazlar mı? Ki feyanzuru görsünler. Neyi? Keyfe kâne akibetüllezîne min kablîm. Öncekilerin akıbetinin ne olduğuna
Gezip bakmazlar mı Feyyazur'u ta ki görmüş olsunlar. Nasıl oldu onların akıbeti? Görmediler mi? Bir baksın yani. Kiminel ümmi geçmiş ümmetler. Ki vehye ihlakuhum. Onların helaki ne ile olmuştu? Bir tekzibihim rusulihim. Peygamberlerini yalanlama neticesinde olmuştu. Ki o helak edilen o kavimler kanu eşedde minhum kuvveten. Ka'ad ve Semud. Yani o Mekkeli kafirlerden, müşriklerden onlar kuvvet ve güç bakımından daha şiddetli, güçlü, kuvvetliydi Ad ve Semud ki hem uzun ömür yaşamış olması ve Semud mesela yumruklarıyla dağlarda evler yapmış olması, binalar yapmış olması, güçlü, kuvvetli, uzun ömürlü olmalarına rağmen Allah onları peygamberleri yalanladıkları için helak ettiler. Peki bunlar da yeryüzünü gezip dolaşıp bakmazlar mı öncekilerin akıbetlerinin ne olduğuna? Ki Mekkeliler Kureyş suresinde de ifade edildiği gibi İlafi Kureyş yılda iki kere sefer yapıyorlar Şam'a ve Yemen'e. Gider gelirken aslında onların o helak edilen yerlerini görüyorlar. Geçmiş kavimlerin helak olduğu yerleri. Hatta öylelerinden birisinde Efendimiz de geçerken çabuk çabuk geçin diyor Efendimiz. Aynen bizdeki bu Çernobil hadisesi gibi. Yani radyasyon yaydığı için etrafa adeta zehirli gazlar. Onun için fındık olsun, yiyecekler olsun, çay vesaire olsun uzun süre mesela şüpheli bakıldı veya imha edildi, yenilmedi. Çünkü tehlike arz etmiş oluyor. Çünkü orada bir birikmiş enerji olduğu içindir ki ondan dolayı zarar vermesinden dolayı Efendimiz çabuk geçin diyor. Onun için Mekkeliler de zaten o yerlerden sık sık geçtikleri için ticaret amacıyla Şam'a ve Yemen'e gittiklerinde ondan dolayı onlar sürekli onu görüyor. O helak edilen kavimlerin o durumlarından kendileri de haberdarlar. Evet onlar böylece demek ki kuvvet bakımından daha şiddetli, daha ve etharul ard. Ve aynı zamanda onlar yeryüzünü ekip biçmeleri açısından, sürmeleri açısından yani harasuha, har. Burada harsın iki anlamı var ki Yahudiler ile ilgili Kur'an'da da yuhlikul harse ve nesle. Onların kıyamete yakın bir zamanda yeryüzünde iki kere fesat çıkartacaklarını ve diğerinde sonucunda da ekini ve nesilleri bozacağını. Harf iki anlama geliyor. Bir ekin manasını, bir de kültür manasını. Ve böylece Yahudilerin iki noktada da büyük tahribat yapacaklarını, ekinleri bozacaklarını, aynı zamanda insanların kültürlerini de, anlayış yapılarını, karakterlerini de bozacağını ifade ediyor. Ki onlar yeryüzünü sürüyorlar. Ve kallebuha, o yerin altını üstüne getiriyorlar. Niçin? Lizzer'i vel garesi. Ekin ve dikim için. Yani bir zaman bir yandan ziraat, bir yandan da ekmek amacıyla ağaç vesaire şeklinde ekim ve dikim amacıyla yeryüzünü onlar tamamen sürekli bir şekilde sürüyor, ekiyorlar. Ve ameruha ve aynı zamanda onu tamir ediyorlar, imar ediyorlar. Nasıl? Ekseri mimma ameruha ey küffar Mekke. Yani Mekke kafirlerinin yaptığı o imarattan, tamirattan daha fazla olaraktan onlar imar ediyorlar, tamir ediyorlar idi. Yani onlar onları düşünsünler yani o kendilerinden daha güçlü olanlar böyle gidince peki onlar evet niye böyle helak oldular? Aynı şekilde vecaet mursulun bil beyinat. Peygamberleri onlara birçok deliller, mucizeler getirmişti. Bilhicece zahirati, zahiri olan görünür birçok deliller, hüccetler, bürhanlar, mucizeler onlara getirmişti. Ondan dolayı Allah onları helak etti. Ondan dolayı fema Allah. Allah elbette ki değildir. Liyazlimehum. Onlara zulmedici değildir. Zulmen bu işi yapmış değildir. Yani ihlakuhum bi gayri cürmün. Suçsuz değiller onlara helakiler. Yani helak olmuşken onlar suçsuz oldukları için helak olmuş değillerdir. Velakin. Lakin kanu enfusahum yazlimun. Onların kendi nefislerine zulmediyorlardır. Ne sebebiyle? Bi tekzibihim rusuluhum. Peygamberlerini yalanlamak suretiyle. Peygamberlerini yalanladıkları için evet bi tekzibihim rusulahum mef'ul olaraktan peygamberlerini yalanladıkları için onlar aslında kendi nefislerine zulmetmiş oldular. Sümme sonra akibetüllezine esa'u. Daha sonra o kimselerin akıbeti ki esa'u su'istimal, su'izan gibi mesela su'i akıbet gibi ifadelerde kullanılır. Su kötü, dehşet manalarına gelir. İşte
Kötülük yapanların akıbeti. Sümme kâne âkibetüllezîne esâ'u. Kötülük yapmış olanların akıbeti ne olur? Elbette ki es-sû'a. Elbette ki pek de kötü olmuş olur. Bu su'a ifadesi te'nusun esre'e. Esre'enin müennesiyetidir. Ki akbah. Daha kötü. Daha dehşetli korkunç. Bu nedir? Haberu kâne. Alâ ref'i akıbeti. Akıbeti ifadesi ref olursa o zaman kânenin haberi olmuş olur. Ama o ismi kânenin ismi olur. Ne zaman? Alâ nasb-i akıbette. Akıbete nasb üzerine olursa o zaman da kânenin ismi olmuş olur. Esve ifadesi. Böylece vel o zaman ne olur mana? Vel muradu biha cehennem. Ve isa ethum. Aynı şekilde onların yapmış oldukları o kötülüklerinin durumu, kötülüklerinin sebebiyle olmuş olur. Böylece bi en kezzebu bi ayatillah el Kur'an. Allah'ın ayetlerini yalanlamaları sebebiyle olmuş olur. Ve diğer o nas durumunda da böylece onların akıbetinin de kötü bir şekilde cehennem olduğu ifade edilmiş olur. Çünkü onlar niye Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlardı? Nasıl? Ve kânû bihâ yestehziyûn. Onlar o Allah'ın ayetleriyle alay ediyorlar idi. Allahu Allah yebdeul halka. Yaratmaya başlar. Eyyâni yunşi'u halken nâs. İnsanların yaratılışını inşa eder. Meydana getirir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın birkaç tarzı yaratışı vardır. İnşa, ibda, ihtira. Yani Cenab-ı Hak her türlü yaratmayı bilir. Yasin suresinde de olduğu gibi. Ve yoktan da yaratır ki bütün varlıkları öyle yaratmıştır. İnşa ile yani mevcut olan inşaatla da ifade edildiği gibi inşaat malzemeleri gibi tüm malzemeler hazırdır. Bütün malzemeleri, hücreleri, elementleri vesaireyi bir araya getirir ve o şekilde de yaratır. Sonra ne olur? Sümme yu'iduhu. Sonra halka ba'de mevti. Ölümden sonra onların yaratılışını tekrar gerisin geriye döndürmüş olur. Tekrar iade eder. Sümme ileyhi turcaun. Sonra sadece ve sadece onadır. Burada ileyhinin takdiminden dolayı bu manayı vermiş oluyoruz. Yurcauna dönüş. Bu da iki şekilde bilya'i ve ta'yı. Yurcauna turcauna şeklinde de okunur. Evet. Ve yevme işte o gün, o hesap sorgu kıyamet günü tekumu sağa. Kıyamet kopar. Burada aslında kıyamet olsun, tekumu, kame, yakumu, tekumu ifadesi olsun. Kıyam hangi kökten gelir? Namazdaki kıyam veya kıyam et, kıyamet gibi. Aslında ayağa kalkmaktır. Bununla da ilgili yine tespitler noktada çok detaylı yazı olaraktan, video olaraktan çokça orada bulabilirsiniz. Neden? Mesela düşününüz ki bir insan sakin bir şekilde oturuyor. Birden herhangi bir sebepten dolayı ayağa kalkıyor. Bir veya biraz daha müşahhas olaraktan Allah korusun bir ev yerli yerine oturmuş. Birden ev ayağa kalkıyor. Neden dolayı? Deprem. İşte evin ayağa kalkması onun yıkımıdır. Bitmesidir. Çünkü şu anda evler oturmuştur. Bütün evler yerli yerindedir. Oturmuş haldedir. İşte evin ayağa kalkması onun yıkımı durumundadır. Aynı şekilde kainat yerli yerinde oturmuştur. Onun ayağa kalkması onun kıyametidir ki Yunus'un ifade ettiği gibi yerden göğe kadar küp gitseler, altından birini çekseler, seyreyle gündürdüğü seyreyle. Adeta alttan çekilmesiyle, bir tane küpün bütün kainatın o dengesini bozması gibi. İşte o kıyamet kopunca ne olur? Yüblisül mücrimû. Günahkarlar artık ümitsizliğe düşerler. Yani yeskutul müşrikun. Müşrikler sükut eder, susar. Niye? Çünkü inkıta-i mücceti. Artık delilleri son bulmuş, kesintiye uğramış. Çünkü onlar ne diyordu? Yok canım, dirilme yok. Veya kâle men yuhal izâme ve yâramim. Kul yuhiyel lezi enşe evvele merre ve ve bükül kalkın alim. Asbim vâilin. Çok eski zamandan kalma çürümüş bir kemiği alaraktan Efendimizin huzuruna gelip ya Muhammed. Rabbim bu çürümüş kemikleri mi diriltecek? Hemen ayet geliyor onun sözüyle beraber. De ki onu ilk başta kim inşa edip meydana getirmiş ise elbette ki o diriltecek. Ey kafir diyor Efendimiz. Allah seni de yaratacak ve cehennemine koyacak. İşte tekrar dirilme anında o dirilmeyeceğiz gibi mazeret ve bahaneleri ortadan kalkıp bizzat gözleriyle görecekleri için artık orada geriye bir ümit yok. Bitti yani. Ümitleri de suya düştü. Velem yekun, buradaki velem yekun yani la yekunu manasına. Olmadı yani olmaz.
Lehum onlar için müşrikâhim ortakları tarafından ki mimmen eşrekûhum billâhi. Onlar o ortaklarını Allah'a eş koşmuşlar. Kimler de onlar? Ve hüme el esnaf. Onlar da putlar. Onlarda ne umuyorlardı? Yeşve'u lehum. Eğer ahiret olursa, dirilme olursa ta ki onlara Allah'ın huzurunda o taptıkları putlar şefaatçi olsunlar, şefaat etsinler. Şufa'a o. Yani onlara şefaat edici olarak. Onların o ortakları onlara şefaat edici olaraktan elbette ki bir şefaat etme durumu söz konusu değildir. Ve kânı onlar idiler, yani yine burada mazi değil de muzari eyyekûnûne olacaklar. Büşşürekâim onların ortakları da onlara yapacak, edecek ne? Kafirine. Onların o durumlarını inkar edecekler. Yok, biz sizin şefaatçiniz değiliz. Yani yardım talep etmelerini reddedecek. Yani diğer bir ifadeyle el müteberriine minhum. Onlardan beri olacak. Yok, biz sizlerden değiliz. Yani onlar bile onların günahlarına ortak olmayacak. Ya biz size taptık, sizin sahi durumunuz da bu duruma geldik deseler bile o putlar onlara sahiplenmeyecek. Tıpkı şeytanın sahiplenmediği gibi. Nasıl mı? Ki orada gerek önderlerin gerekse şeytanın iki kat ceza verilmesi konusunda cehennemlikler bunu talep edince onlar aynı şekilde biz sizden beriyiz. Biz sizle ilgisi yok. Zaten siz hak yolda değildiniz ki biz sizi sapıtmış olalım. Zaten siz baştan İslamiyet'e girmediniz ki çıkmış olasınız. Misali. İşte ve yevme tekumus o gün kıyamet kopar. Yevme izin. Burada ikinci bir defa. Zaten burada yevm var. Yevme. Burada yevme izin. Yevme ile iz kelimesi ayrı ayrı bir araya gelmiş. İşte vaktaki o zaman o gün. Te'kit amaçlıdır. Ne olur? El yeteferrakûn. El mü'minûn vel kafirûn. Müminlerle kafirler birbirlerinden tefrik edilir. Tıpkı ayet-i kerimede olduğu gibi. Vemtazul yevme eyyühel mücrimûn. Ey günahkarlar, artık bugün birbirinizden ayrılınız. Yani böylece cennetlikler cennet suretinde, cehennemlikler cehennem olaraktan o surette birbirlerinden ayrılırlar. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ama iman edip de salih amel işleyenlere gelince işte onlar فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةِ الْجَنَّةِ Onlar bahçededirler. Zaten cennet de bahçe manasına gelmektedir. Onlar cennettedirler. Nasıl? يُحْبَرُونَ يُسِرُّونَ Neşeli ve sevinçli bir vaziyet içerisinde. Neşeleniyor ve sevinç içerisinde mesrur, sürurlu bir vaziyet içerisinde onlar da bahçelerde ve cennettedirler. Diyerekten Cenab-ı Hak bu manada ehli imanı salih amel işleyenler orada bu vaziyette olacaklarını ifade ediyor. Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil